Erdoğan giderse bugünlerimizi ararız. Aratır Allah. Allah reva görmez. Bak ben 5 vakit namaz kılan bir insanım. Saçımın açık olduğuna falan bakma. Ben her namazda ona dua ediyorum. İyi ki var. Ha diyeceksin ki sana bir faydası mı var? Ülkeme var. Erdoğan'a aşığım. Erdoğan'ın şahsına aşığım bir kere. Bırakın da reisi rahat çalışsın. Algı yapmayın. Cumhurbaşkanım seni çok seviyorum. Allah sana uzun ömürler versin. Rabbim kem gözlerden korusun. Seni çekemeyen anten taksın. Başkanım. Erdoğan sizce bu ülkeyi yönetebiliyor mu? Tabii ki yönetiyor. Daha ne yapacak adam, ağzıyla kuş tutsa kimseye yaranamadı. Ne yaparsa yapsın hiçbir zaman yaranamadı. Neden? Çünkü insanlar nankör. Gerçekten nankör. Ben bile belki nankörüm. Bazen söyleniyorumdur. Ama yanlış yani, yanlış. Bugünlerini ararlar bunlara. Gerçekten ararlar. Allah aratacak Erdoğan'ı mumla. Adam yapmadığı güzellik kalmadı ya. Bir eski Türkiye'ye bak, bir şimdiki Türkiye'ye bak. Bu kadar olmaz ya. Gerçekten yazık, günah ya. Adam ömrünü adadı. Adam 3 saat uykuyla çalışıyor. Uyumuyor. Dolar üzerinden ters köşe yaptı. Neler düşünüyorsun? Çok güzel yaptı. Bekliyordum zaten ben. Çünkü akıllı adam gibi adam. Yapacağı oydu onu. Ben bekliyordum. Ben herkese de dedim biraz sabırlı olun ya. Bu kadar ferveran etmeyin. Algı yapmayın ya. Ayıptır, günahtır ya adama. Adam bizim yüzümüzden milletiyle dertlerini dinleyip uğraşmaktan yaşlandı adam ya. Onun yaşıtlarını bir gör, bir de ona bak. Çöktü adam gerçekten. Bu kadar olmaz. Ayıp. Sanki başkası gelirse bunları babalarının evi gibi şey yapacaklar. Vergi vermeyecekler. Milyon dolarlar alacaklar. Öyle bir dünya yok. Çalışan her yerde para var. İş de var. İş beğenmemek var. Z kuşağı tembel bir kuşak zaten. Bilgisayarın başından, PC'nin başından kalkmayan bir kuşak. Ne bekleyebilirsin? Saatlerce lavaboya bile gitmeden internet başında takılan Z kuşağından mı bahsediyoruz? Tabii ki Erdoğan'a vereceğim. Ben her zaman Erdoğan'a verdim. 19 senedir ben onlara veriyorum oyumu. Adam gibi adam olduğu için, yaptığı güzel işler için, Ayasofya'yı bile o açtığı için. Saymak da bitmez ki. Bu kadar güzel işler yaptı adam. Tramvaylar, metrolar, Ayasofya, paralı yol, havalimanları, hasta parası, engelli parası, emeklilere ikramiye. Kim yaptı bunu? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Pekala, bu kadar üstüne niye geliyorlar sizce? İnsanoğlu nankördür. Yaparsın yaparsın yaranamazsın. Bu bir. İkincisi, algı yapıyorlar. Üç maymun oynayanlar var ya, sen anladın ne demek istediğimi. O üç maymun oynayanların yandaşları yaptırıyor. CHP iktidar olursa ne olur abla? Berbat olur. Her şeyin berbat olur. Yapılan da yıkılır. Reisi bırakın rahat çalışsın. Rahat çalışsın ya. Adama bir nefes aldırın. Yalan yanlış algı yapıyorsunuz orada burada. Bence bir numaralı yönetiyor hemşerim. Yönetemiyor ve çok kötü yönetiyor şu andaki. Duruma bakarsan. Yönetiyor tabii. Niye yönetmesin? Bence Erdoğan bu ülkeyi yönetebiliyor mu? Kesinlikle evet. Mevcut muhalefete rağmen bu ülkeyi yönetebilmek zaten büyük bir başarı. 2023 hedeflerine de bizi ulaştırabileceğinden hiç şüphem yok. Bence çok yönetenler oldu. Erdoğan gibi yöneten bir reisi cumhur çıkmadı. Çıkmadı. Çıkamaz abi. Yok. Çıkamaz abi. Bence yok abi. Sizce varsa var deyin. İstanbul güzel olacaktı. Kaç seneden beri bak neleri görüyorum. Neleri yaşıyorum abi. İstanbul kötüye gidiyor abi. Reisi cumhur Recep Tayyip Erdoğan. Başka ben görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrusu da var, yanlışı da var. Yanındaki insanlar bana göre yanlış yönlendiriyor gibi geliyor. Gidişattan çok çok memnunum. 35 sene ben yurt dışında yaşadım. 6 seneden beri Türkiye'de yaşıyorum. İnsanız. Hatası da var, doğrusu da var ama inşallah her şey güzel olacak 2023'te. Sizce yönetemiyor mu? Bakın ben Ağrılıyım. İstanbul Tuzla'da oturuyorum. Rahmetli annem böbrek hastasıydı. İlaç bulamıyordum, yatak bulamıyordum. Hangi hastaneye giderseniz gidin 5 yıldızlı otel gibi. Bunu inkar eden kör olması lazım. Ya da nankör. Ya Cenab-ı Allah bizi yarattı. Biz kul olarak Cenab-ı Allah'a karşı bile görevimizi yerine getirmiyoruz. Nankörüz. Bu adam ne yaparsa yapsın bize yaranamaz. Yönetiyor. Görüyorsun nereden nereye ya. Bazıları var çok engel oluyor. Çelme takıyor. Biraz sabır ya. Bak dolar ne oldu? Düştü. Benim arkadaşım tutmuş 500 milyarlık dolar aldı. Dolar inince şimdi ayvayı yedi. İntihar edeceğim diyor. İntihar edeceğim diyor. 500 milyar ya. 17,5 kan aldı. Sabah adam 11. Yönetiyor. Bundan iyisi can sağlığı. Ben 71 yaşındayım. Biz neler gördük neler. Bay Kemal duysun şimdi. Saçını başını yolar. Bay Kemal yolar. CHP'ler intihar eder şimdi. Kesinlikle abi. Amerika'ya kafa tutan. Geçen G20 zirvesinde Amerikan Başkanı direkt Tayyip Erdoğan'ın yanına geliyor selam vererek. Adamın dünya lideri olduğu ortada. Bunu artık görmek lazım. Görmeyenlerin gözü kör. Z kuşağındaki kardeşlerimizi hep kandırıyorlar. İyi araştırsınlar. Halkımız
bu Z kuşağı üzerinden boş vaatler verip de gitmeye gerek yok, insanları kandırmasınlar. Yok açtır, susuzdur, yok şöyledir. Hiç kimse aç değil. Ben 6 yıl kaymakamlıkta çalıştım. Sosyal yardımlaşmada devletimiz hiç kimseyi boş bırakmıyor. Yardımları takır takır yapıyor. Fakir insan da varsa ben buradan söylüyorum. Gidin kaymakamlıklardan, devlet çok güzel yardımlar yapıyor. Hiç kimse aç değil. Erdoğan bu ülkeyi yönetiyor tabii. Erdoğan gibi adam var mı? O bir dünya lideri. Adam gibi adam. Erdoğan'a güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Millet İttifakı'na mı güveneceğiz? Onların hangi birine güveneceksin? Onların hepsini gördük, biliyoruz. Ya kimlere hizmet ettiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'na mı güveneceğiz? Yalan dersin onda. Ahlaksız el hareketler dersen onda. Meral Akşener, o da belli. Siirt'e gitti. Burası Türkiye Cumhuriyeti diyemedi. Adam burası Kürdistan diyor da cevap veremiyor. Ali Babacan davasını sattı. Davutoğlu, o da davasını sattı. HDP zaten belli. Karamollaoğlu da belli. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Ne yaptığını kendisi bilmiyor. Zaten yaşını başına almış. Kime güveneceğiz? Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceğiz. Vallahi Cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz. Zaten bunu bekliyorduk. Cumhurbaşkanımızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Zaten bunu bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız adam gibi adam. Zaten bunu bekliyorduk. Zamanını bekliyorduk. Ama bunu çoğu genç kesimler bilemiyordu. Düşünemiyordu. Ben ilkokul mezunuyum. Onlar üniversite mezunu, lise mezunu. Ben bunları görebiliyorsam bu gençlerimiz nasıl göremiyor? Ben bunu bilemiyorum. Anlayamıyorum doğrusu. Hatta ben dün akşam dolar düşünce sevindim. Cumhurbaşkanımıza şöyle küçük bir dolaşlama beste bile yaptık. Dolarcılar ne oldu? Sesiniz çıkmaz oldu. Dolarcılar ne oldu? Zararınız mı oldu? Recep Tayyip Erdoğan planlarınızı nasıl da bozdu? Zamanında çok dedik. Herkes bize gülüyordu. Oh olsun, teşekkürler Ahsen TV. Erdoğan ülkeyi yönetiyor. Erdoğan ülkeyi çok güzel yönetiyor da Erdoğan'ı kendi başına bırakmıyorlar. Amerikan oyunlarına gelmememiz lazım. Bu ülke bizim. Memleketimiz bizimdir, sahip çıkmamız lazım. Hedef 2023. Erdoğan'ı osunu busunu bilmem ama insanların artık şurasına kadar geldi. Bence artık insanlar yeter artık. Hani kim olursa olsun gelsin eşiğinde. Kim gelsin? Bence şu anda piyasada gelebilecek kimse yok. Yönetebiliyor, evet. Yaptıkları ortada. Ben 20 sene evvel geldim. Türkiye berbattı ya. Yollar delik deşikti. Arabayla gelemiyorduk. Arabayla geldik mi hep bir yerleri kırılıp parçalanıyordu. Her şey belli. Yaptıkları ortada. Ama yine de düşmanları bol. Çok güzel yönetiyor. Yollara gittiniz mi? Hastanelere gittiniz mi? Adam anasına babasına bakmıyor. Maaş bağladı, şimdi kavga ediyorlar bakması için. Erdoğan daha ne yapsın? Ecevit hükümetinden bir gecede 19 banka battı, onu söylemiyorlar. Şimdi Erdoğan olmasın. Bizim ülke Suriye'yi de geçmişti. Afganistan'ı da geçmişti. Ülke için hangisi hayırlı? Lise Rabbim buna nasip etsin. Erdoğan bu ülkeyi yönetebiliyor mu? Bence çok basit kalıyor ya. Etrafımıza baktığımız zaman, ben 82 doğumluyum. Gazmanpaşa'nın küçük köyünde doğdum. Tankerlerle suların geldiği, asfaltın 1987'de küçük köy merkezine döküldüğü ve milletin merakla mahalleye asfalt dökülüp de bir çay bardağı alıp da çekirdeği alıp da bir asfaltın nasıl bir şey olduğunu merak eden insanların arasında dünyaya geldim, büyüdüm ve orada gördüm. Şu zamanda da etrafımıza baktığımız zaman kimse yani yiğidi öldürüp de hakkını yemesin. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bu memlekete o yolları, hastaneleri, en basitine Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne vermiş olduğu en büyük desteği, şu camilerin restorasyonu yıkılıyordu. Ama şu anda yanı başımda yeni cami var. Eminönü Meydan'dayız. Restorasyonu devam ediyor. Bunların hepsi Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde oluyor. Yönetiyor da nasıl olsun? Bu aradakiler ne yapıyorlar? Stokçiler her şeyi saklıyorlar. Ya nasıl 145 milyon oldu. Bunu devirmek için partiler birleşiyor ki biz Erdoğan'a atalım. Erdoğan da bunları atamaz.